İnternetin en büyük avantajlarından bir tanesi mevcut medya dosyalarımızı, yani müzik, resim, video gibi veya oyun gibi veya herhangi bir dosyamızı diğer insanlarla paylaşabilir, e-postaları ekleyebilir ve sohbet sırasında karşı tarafa bu dosyalarımızı gönderebilir veya alabiliriz. Tanımadığınız kişilerden kesinlikle hiçbir paylaşımda bulunmayın. Ne dosya gönderin, ne karşı taraftan dosya alın. Her web sitesi güvenli değildir. Hatta çoğu web sitesi güvenli değildir düşündüğümüzde. Web sitesi sizin bilgisayarınıza zarar vermeyebilir ama web sitesi üzerinde barındırdığı görüntülerle, seslerle, videolarla, yazılarla sizi korkutabilir, size zarar verebilir ve sizi üzebilir. Bildiğiniz bir siteden veya bildiğiniz bir arkadaşınızdan dosya aldığınızda bu dosyayı bilgisayarınızda açmadan önce mutlaka ve mutlaka virüs koruma programıyla, antivirüs programlarıyla kontrol etmeniz doğru bir davranış olacaktır. Ki daha önceden de bahsettiğimiz gibi arkadaşlarınızın bilgisayarında virüs olabilir ve arkadaşlarınız istemeden de siz o dosyayı açtığınızda sizin bilgisayarınızda da bu dosyaları bulaştırabilir. İnternetten dosya indirmeye çalıştığınızda eğer iyi niyetli bir site değilse ki bu tip siteleri kullanmaya başladıkça rahatlıkla anlayabilirsiniz artık ama ilk başta bütün sitelere güvensiz olarak bakmanız çok doğru bir davranış olacaktır. Bir dosyayı indirmeden önce linkine kliklemeden önce bu linkte yazan isim indireceğiniz dosyayla aynı olmayabilir veya bu dosyaya kliklediğinizde sizi farklı sitelere sürekli olarak yönlendirebilir ve direkt zararlı dosya indirebilir. İnternetten dosya indirirken bilmediğiniz yerlerden zaten dosya indirmemeniz önemli. Veya bunu bilen bir kişiyle birlikte bunun kontrolünde indirmeniz, anne ve babanızla veya bir büyüğünüzle bu işlemi yapmanız doğru olacaktır. Fakat hiçbir şekilde bir dosya indirmeye çalıştığınızda eğer dosyanın uzantısında bilgisayarınızı indiktirdikten sonra .exe veya .com kelimeleri varsa sonunda bu dosyaları hiçbir şekilde çalıştırmamanız gerekiyor. Eğer bilgisayarınıza kurulabilecek bir dosya indirmemişseniz ki bunu büyüklerinizle birlikte yapmanız gerekiyor. Örneğin bilgisayarınıza kurmak istediğiniz bir dosya indirdiğinizde uzantısı .exe olabilir. Ama bunu bir büyüğünüzle yapmanız gerekecek. Fakat bir resim dosyası indirmeye çalıştığınızda bilgisayara inen dosyanın isminin sonunda .exe varsa ki bir sonraki bölümümüzde uzantıları göstermek için gerekli olan yolu da anlatacağım. .exe varsa veya .com varsa kesinlikle üzerine çift kliklemeyin. Direkt çöp kutusuna atın. Çünkü .exe dosyaları bilgisayarınıza direkt çalışabilen dosyalardır. Bu sebeple çift kliklediğiniz andan itibaren direkt bilgisayarınıza karşı taraf zararlı olabilecek her şeyi kurabilir. İnternette e-mail ile bu iletiyi 10 kişiye gönderirseniz, 100 kişiye gönderirseniz bilmem şans olur vesaire olur gibi çok fazla cezbedici içeriklerin olduğu e-mailler ulaşabilir. Temel kural, tanımadığınız insanların e-mailini silin. Bu kurala uyduğunuz sürece e-mail üzerinden herhangi bir zarar görmezsiniz. Unutmamanız gereken en önemli nokta, size karşılıksız hiç kimse bir şey vermez. Size karşılıksız bir şey veren anne, babanız ve yakınlarınızdır. Tanımadığınız insanlar sizden çıkarı olmadığı sürece size hiçbir şey vermezler. Hatta bir şeyleri vereceklerini söyledikleri andan itibaren bile bu vereceklerinin garantisi yoktur. Siz ne kadar cezbedici olursa olsun kesinlikle karşılıksız olarak hiçbir şeyin olmadığını ve size çok fazla cezbedici teklif edildiğinde altında mutlaka bir kötülük yattığını unutmamanız gerekiyor. Size karşılıksız olarak bir şey verebilen tek kişiler anneniz, babanız ve akrabalarınızdır.